Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çokça sorulan sorulara cevap vereceğim. Mevzunun içerisinde, mevzuyla alakalı sorulabilir. Soru sorulabilir yani. İşaret Hicaz 66. En çok sorulan sorudan şey yapıyorum. 1. Allah günahı affediyor, küfrü affetmiyor. Şirki affetmiyor. Niye? Ömer abi niye? O kolay. Çok iyi, çok ilginç. Her türlü ne günah yaparsa yapsın affedilmeyecek, etmeyeceğim diye böyle bir şey yok. Edebilir de. Yani etmeyeceğim de bir şey yok. Ama şirki ve küfrü affetmiyor. Arasındaki fark küfür örtmektir. Şirk ise ortak koşmaktır. İmha. Evet. Red, komple red. Ondan sonra günah malumdur. Dalalet ise yoldan çıkmaktır. Günaha sahiplenme de af kapsamına giriyor mu? Yani ya Rabbi beni affet dediğin zaman affedebiliyor. Yani aşir meydanda affa layık olabiliyor. Oluyorsa olacak. Yani böyle bir affa mümkündür. Ama küfrün, şirkin mümkün değil. Böyle bir şey yok. Olmayacak. Sebebi iki tanesini sayayım. Günahın vücudu vardır, ademidir. Ama çünkü var olanı Allah affedecek. Affeder inşallah, bekliyoruz. Şirkin vücudu yok ki neyi affetsin? Yani sen Allah yoktur. Yokluğun varlığı yok ki onu affetsin. Şirkin vücudu yok. Mesela tövbe, haşa. Tanrı ikidir. Menfide Tanrı değil. Tanrı ikidir. Böyle bir şey yok ki. Yani bir şey affedilmesi için var olması lazım. Şirkin vücudu yok. Şirkin vücudu olmayınca affedilecek bir şey yok. Yani bu böyle. İkincisi, ilginç bu ikincisi. Günahta kast yoktur. Yani böyle bir nefret, ilbirar, düşmanlık yoktur. Günahta aldanma vardır, zafiyet vardır ve kendine dönüktür günah. Ama şirk ve küfürde ise hedef vardır. Nefret vardır, öfke vardır. Çünkü fetret değildir küfür. Yani diyor ki Allah diyor yoktur. İlk önce onaylıyor. Yani çünkü inkar edebilmesi için o var olması lazım. İnkar ediyor. Neyi? Neyi inkar ediyorsun? Allah. Allah demek lazım başka. İlk önce ispat ediyorsun. Allah ha Allah ben bardağı inkar ediyorum. Bir var ediyorsun sonra diyorsun ki. Şimdi böyle girdikten sonra küfür cehildir. Niye? Kabul etmiyorum diye işin içinden çıkıyor yani. O zor bir iş değil ki. Cehildir. Sual yani bu. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam evlatları kadar tanıyorlardı. Öyle diyor yani. Ayette aynı mealini söyledi. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı evlatları kadar daha iyi tanıyorlardı. Diyor. Şimdi cevap veriyor. El cevap küfür iki kısımdır. Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi bildiği halde inkar eder. Hakikaten öyle ya. Böyle piyasada rastlarsınız. Öğretmenler de var, esnaflar da var. Hani adam bilmiyor yani. Öyle bir şey var mı diyor ya. Bilmiyor. Ama ötekisi ise biliyor. Fikir yürütüyor. Bir kısmı bilmediği için inkar eder, ikincisi bildiği halde inkar eder. Bu da
birkaç şüphedir. Birincisi bilir, lakin kabul etmez. Allah var ama kabul etmiyor. Bu birincisi. İkincisi, yakini var. Yani bazı Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındaki münafıklar gibi, yani doğru ya baksa mucizeler oluyor ama itikadı yoktur. Yani yakini var yani, görüyor. Yakin onun yanında bulunmasın. Evet. Üçüncüsü, tasdiki var lakin vicdanı izanı yoktur. Yani tasdik ediyor. Mesela Jön Türk der gibi, bu milleti diyor, Celal Bayar gibi, bu millet ancak şer'i hükümlerle idare edilir diyor. Ama itikat etmemiş. İtikat etmiyor. Şimdi ikinci soru, en çok sorulanlardan. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yoktur. Niye yoktur? Devamlı şerre çalıştığı için marifet şeyi hayra çalışmıyor artık yani. Kalbi var mı ki abi? Aslında kalbi var tabii. Kalbi yok mu? Bilmiyorum ki. Var mı? Kalbi. Diyor ki şeytanın kalbinde kalbi var, marifeti yoktur. Çünkü sanat-ı fıtresi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş yer, boş bir yer marifet için kalmıyor. Abi, aslında bunu insana teşmil edersek ne çıkar ortaya? Yani mesela diyelim ki münafık, mesela siyasi bir lider, 40'ı geçmiş, 50-60 hep şerde geçmiş. Bu güzel bir şey ondan beklenilebilir mi? Bitiyor yani, o diğer şey ölüyor. Diğer sistemi iptal etmiş oluyor. Bunda, yani bu artık çünkü 40'tan sonra insana dedin ya sen, ben de insana uyguluyorum. Şey yoktur, adam 40'tan sonra meleke sahibi olduğu için artık hayır kalmamış. Mesela bildiğiniz şeyden misal vereyim. Sizin bildiğiniz şey, bildiğimiz derken yaşadığımız bir şey. Mesela adam namaz kılıyor, eskilerde çok olur. Böyle dede, şu anda 70-80 yaşındakiler de olur. Acayip namaz kılıyor ama ahlak yok. Olmuş 70 yaşında, daha beter geçimsiz. Adam, kadın, hani geçimsiz, ahlaksız yani. Ahlaksız derken sokak ahlaksız demiyorum. Huysuz de. Huysuz yani. Öyle bir tuhaf yani. Bunda peki beklenilir mi güzel bir fedakarlık? Yok. Şimdi demek ki şeytanın kalbinde marifet var mı? Yok. Sebebi sanat-ı fıtresi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daimi küfürü tasavvur ettiğinden, devamlı küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde ya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Böyle bir şey kalbinde yok. Hasan abi, bu sanat-ı fıtriye nasıl oluyor? Keşke sormasalar diye kaçıyordum ama. Yani yaratılıştan olan bir şey değil mi yani? Eğer öyleyse hani farklı bir mana çıkmaz. İnan hep kaçmışım. Şeytan da mudil esmasına dayandığı için hiçlikte yaratılmamış. Hiç hiçlik yok yani. Kaynağı esma. Yani böyle fıtratı işte mudil esmasının iktizasınca diyor. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca. Yani artık sanat edilmiş ona. Ama fıtri bir sanat değil mi? Yani fıtri bir sanat derken böyle başkasından öğrenmemiş anlamında geliyor. Yani şu çıkıyor. Şey, sen bir temizlesene şeyini. İlgimi çekiyor. Şeytanın nefsi var mı? Şeytanın şeytanı var mı? Nefsi veriyor
He, şeytan şeytanı var mı? Nefsini azdıran olacak da. Şeytanın şeytanı var mı? Yok abi. İlim enaniyeti mi olmuş onun için? Peki. Olmasa şey olmaz ki, yarışa devam edemez ki. Onu hareketlendirmesi lazım. Şeytan kim o zaman? Yok yok. Abi şey, onun başı gibi olur yani. Haşa Allah'a kim yarattı der gibi olur. Yani şeytanın şeytan olsa bir şeytan daha lazım. Şeytan daha lazım olur. O zaman sen de diyorsun ki fıtratı gereği diyorsun orada. Peki Mustafa bu adam namaz kılmıyor muydu? Kılıyor. Şeytan mı? He. Kılıyordu. Peki o niye bu hale geldi? Söyle söyleyeyim. Abi benim anladığım olan ilim ezelesiyle yani onun ne yapacağını bildiği için onun fıtratında zaten o vardı. Yani Allah onu ona göre yaratmıştı ama yani zemini lazım ki o çıksın ortaya. Fıtrat çıktı yani ortaya. Kendisinden diye şey yapıyorum ben. Abi diğer cihetler onda olması lazımdı. Olmasaydı zaten o zaman o da tabi olmazdı. Ret edilmezdi. Tamamen o şekilde yaratılsaydı tebliğ edilmezdi ona. İdare etme diye bir şey olmazdı. Melekler gibi. Yani diyor ki teklif edilmiş. Tabii. Bir şey teklif edilebilmesi için reddetme özelliği olması lazım, kabul etme özelliği olması lazım. Yani. Diyor Mehmet Akkardır. Sen de diyorsun ki bu Allah böyle bir sistemi koymadıkça bu nasıl bunu yaptı? Yani sanat-ı fıtriye nedir? Bu açılırsa anlaşılacak abi. Yani tahtayı görüyor musunuz? Bu fark etmez vefa yerine şeytan. Her şeyin ifratı şeytandandır. Sanat-ı fıtriye bu. Her şeyin tefriti kendi şeyindendir. Vasat-ı Rahman'dandır. Yani sünnetullah'tır, adetullah'tır. Mesela Allah'ı o kadar seviyordu ki inkar etmesine sebep oldu. Şeytan. Bir daha söyle. Bir daha söyle abi. Çok şaşırdınız değil mi? Evet. O kadar seviyordu ki. O kadar seviyordu ki Allah ile kendisi arasına kimsenin girmesini istemiyordu. Secdede yer bırakmamıştı. Çok seviyordu. Beni nasıl, onu bana nasıl tercih ettin? Şey, beni, onu bana nasıl tercih ettin diyor. Mesela şeyde diyor ki 9. sözde kafirin Allah düşmanı olması niye fıtratımın istediği bekayı vermiyorsun burada? Allah düşmanı olduğundan düşmanı olmuyor. Çoğu Müslümanlar sapmasına sebep niye istediğim gibi yapmıyor? Yani mesleğinde de var ya, Allah diyor senin nefsini kainata mühendis mi yarattı? Her isteğini o. İstediğinin senin lehinde olduğunu nereden biliyorsun? Şeytan Allah'ı reddetmedi ki. Allah'ı inkar etmedi ki. Ahireti inkar etmedi ki. Kaderi inkar etmedi ki. Dini tamir davasında dini tahrip edenler var televizyonda. Dini tamir iddiasında dini tahrip edenler var. Kaderi inkar ediyor adam. Ha? Peki bu adam kaderi de inkar etmedi. Niye buna böyle bir yol açıldı? Hepimizde sanat-ı fıtriye yok mu? Yani istidat ve kabiliyetlere nihayetsiz ya. Celali ve cemali karmadır her bir istidat. Şöyle. Yani her bir istidadın içinde celal da var, cemal da var. Kemal da var. Mecburu bunu koyacağım. Bir şey olmaz değil mi? Tamam. Bak. Şimdi şöyle. Şöyle yapayım. Gözükecek inşallah. Bak. Celal. Celali. Kemal. Şunlar kalın kalın. Getirdin mi? Ha. Bu da cemali galiba. Bu şunla şüphe ediyorum ikisi arasında. Yani insana verilmiş yapı. Şey, bence yerleri değişmesi gerekmiyor. Yerleri mi? Yani kemal daha üst seviye olduğu için
Tefrite girmez mi hani bir süreden sonra? Öyle olmuyor. Ha, Kemal nedir anlatayım. Aynen. De ondan sonra şey yapayım. Şimdi Celal cehennemde gözüküyor. Cemal cennette gözüküyor. Kemal insanda gözüküyor. Yani Celal ile Cemal çarpışırsa ortaya çıkan Kemal'dir. Burada nefise Cemal denmesi, nefsin 7 mertebesi var. Ben çıktı. Takar mısın? Al şimdi. Ya benle bununla uğraştırma. Tamam. Dur. Benle uğraştırma. Benim şeyimi bozuyor. Hangimi bozuyor? Al. Şimdi bak. Bu nefis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nefsi emmare. Emmare. Levvame. Mülhime. Devam ediyor. Nefis deyince şer değil yani. Şer değil. Yani şer olan bir tanedir. Hem şu soruya da cevap vereyim. Allah ahirette bizim haşirde hesap mesap olduktan sonra nefis denilen şey ne olacak? Yani o şey ne olacak o nefis? Nefsin karşılığı cennet zaten abi. Cennetteki nimetler. Nefis kendisi ne olacak? Temizlenip tasarruf. Ruh gidecek ya cennete. Bir ara diyordunuz abi temizlenip tasarruf edip dönüşte. Evet. Ya bir tanesi emmare. O bütünlük içinde bu tasavvuf ediyor. Bunlar zaten Allah buna yemin ediyor. Fevkalade. Tamam. Şimdi ben buraya takıp oturdum. Açtım abi. Şimdi, sorabilir miyim burada? Şimdi şeye takıldım ben ya. Şimdi bunların yapısında, şeytanın yapısıyla, meleğin yapısında, yaratış itibariyle çok farklılık sanki yok gibi. Onun istat ve kabiliyeti tamamen müsbede yönlenmiş, öbürü tamamen menfiye yönlenmiş gibi gözüküyor. O aşırı muhabbetinden ifrat yaptı. Rafizilerin veya İsevilerin işte aşırı muhabbeti gibi. Ona geliyor bak. Hristiyanların ve Alevilerin, Rafizilerin ifrat muhabbet dalaletlerine sebep olmuş. Yani peygamberi sevmek, aşırı sevmek dalalet oldu. Evet. Gençlerine öyle geldi. Şeytanın buradaki aşırı muhabbeti secde etmemesine ki oradan ifrada gidip şeyden çıkıyor. Ama meleklerde de o hasiyet şey değil mi? Onlar tamamen işte vasadı yakalayıp sabitleyip en şeyde kaldılar. Yani sanki yaratılışlarında bir benzerlik var mı? Var o cihette tabii. Sistem itibariyle var. Sistem itibariyle var. Yani o zaman tabii insanın şeyi işte o sünnet ne kadar emniyet... Şöyle bir şey diyeyim daha Mustafa Daşar. Burada şeytan. Melekut'ta şeytan yok. Melekten olmasına gerek yok, burada lazım da. Yani bu alimi her cümerç evirip devirip çevirmesine sebep olacak diye bir sistem işte. Şeytan denen bir sistem. O kadar sana bir kaldırılsa var ya biz helak oluruz sanki. Tabii helak oluruz. Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a misal verdi. Allah'a dua etti, ya Rab şu sistemi, yani şeytanı kaldır dedi ya. Şeriat peygamberi ya, şefkatli, kaldır ya Rabbi dedi. Kaldırdı, sonra gece dua etti. Sabah çıktı ki şehirde kimse yok. Bakırcı dükkanına gitti, kimse yok. At nalını yapan kimse yok. Şeyi yapan, çanak çömlek yapan bizzat söylüyorum. Dükkanına gitti, kimse yok. İlk önce bakırcıya gitti. Ey Allah'ın kulu, dükkan niye kapattın, niye gelmedin dedi. Ya ey Allah'ın peygamberi diyor. Yani ne zaman öleceğimiz belli değil diyor. Yani kaç gün kalacağız ki diyor. Böyle belli olmayan bir hayatta... Yani ömür verilir mi diyor. Belli olmayan bir hayatta. Sonsuz diyor, bu şekilde kapanır mı diyor. O teksine gitti, o da öyle demiş. Sonra demiş ki ya Rabbi affet beni. Tekrar aktif et şu şeytanı. Sonra herkes çalışıyor. Tekrar gitti, selam verdi. Musa Aleyhisselam dedi, tamam akşam geleceğiz diyor. Akşam geleceğiz diyor. Yani aynı böyle. Yaratılış itibariyle hiçbir şey şer olmadığını burada göstermiş oluyor. Yaratılış itibariyle şer değil.
Bir de abi gafur ismi günah iktiza ettiği gibi mudil ismi de şeytan gibi güzel diyor. Evet. Olmaz şart yani. Şart. Yani şöyle biraz böyle aklı selim, böyle mantıklı böyle düşündüğün zaman şeytan dinle bir sistemin insan insan yaptığını, onun için lazım olduğunu yani böyle tereddüt duracak yoksa abi. Biraz böyle tiyatral, tiyatri böyle, tiyatro cinsinden böyle bir şey var işte şeytanla yükleniliyor. Yani cemali ve celali esmaları aktif ediyor adam. Şimdi Azrail Aleyhisselam'da olan aynı itiraz ve şekvaların Azrail Aleyhisselam'a isabet etmesi veya musibetlere isabet etmesi, perde gitmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın insanları terakki noktasındaki itirazlarının da perdesi mi şeytan oluyor o zaman? Perde. Şimdi devam edeyim. Sual. Musa oldun mu biraz abi? Evet abi. İlginç değil mi? Hepsi zanları bir yere taşımak için sanki. Ondan sonra artık bırak yani. İnsanı zengin yapan, zengin yapan, kaliteli yapan, düşünüşünü arşlara, ferşlere taşıyan zanlarıdır. Zan insanı zengin düşündürüyor. Sual, küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalbe o sıfat bulunmadığı takdirde zunlar bağlanmasında veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? Dün akşamki dersin hulasası. Şapka, terek, şeydir, secde mani. Kaldır koy kenara çekip. Zunlar da şu. Şu kalın öyle palaska, aydın efeleri yapar bunu, yapardı. Böyle ama palaska kalın böyle. Öyle palaska takarlar, fakat oraya bir şeyler asarlar, bıçak asarlar falan. Sanki duvar gibi bir şey yani. Bu rüküye gitmeye mani, yani eğilemezsin böyle. Rüküye mani, bu secde de, secdeye mani foter. Ama bu dışarı çıkmış eylem. Yani dışarıdaki. Küfür ise kalbe aittir. Niye bunu bile bile bilen takarsa kafir olur? Ne alakası var? Tamam, anlaşıldı. Soruyu çoğaltıyorum, genişletiyorum. Ya siyasette yani böyle herhangi bir siyasidir. Niye küfür alameti olsun tercihlerde? Aynı bunun gibi işte. Bunun cevabı onun da cevabıdır. Yani siyasi şeylerde, bu partilerde mesela وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّار değil taraftar olmak, meyledeni de Allah cehennemle tehdit ediyor. Tamam. Şimdi ne var yani bir parti oy kullandım, niye kafir olayım? Foter taktım, niye olayım? Diyor. Hepsinin cevabı. Cevap gizli olan umura, gizli olan kalpteki hale şeriat emarelere göre hükmeder. Şeriat. Yani itikat ve amelin cemine şeriat denilir. İtikat ve amelin cemine şeriat denilir. O itikadı olup olmadığı için insanın davranışı var ya öyle hareketi, yaşaması. Nereden kaynaklanıyor? Kalbin ve isim temayülatından çıkar. Bir fiil varsa, cebir yoksa, silah kafasına dayamamışlarsa, onun kaynağı ilim değildir. Eğer fiilin kaynağı ilim olsaydı, akıl olsaydı, alimler hata yapmazdı. Fiilin kaynağı kalptir. O zaman her fiil kalbi gösterir. Kalbin dışa vuruşudur. Şimdi diyor ki o zaman gizli kalpteki hali nereden bileceğiz? Şeriat, yani şeriat nedir o? İtikat ve amelin bütünlüğü emarelere göre, alametlere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder. Yani zahirde şey olmayan. Binaenaleyh
İtmam-ı rükûya mani olan, yani rükûyu tamamlamaya mani olan bir kısım zünnarların bağlanması, kemer değil bir kısım, ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, terekli olanların. Ubudiyetten istina ve küfre teşebbüh etmeye emaredir. Yani çünkü foter, foter değil. Başörtü bez değil. Bayrak bez değil. Nişan hepsi değil mi? Ünvandır. Alamettir, simgedir, semboldür. Mesela onun tarihini bilsen şapka. Dedi ki secde geliyor. Hatta Mekke'de secde ederken deve işkembesini atmaya çalışıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu Muhammed'in Allah'ına biz secde etmeyiz. O zaman Yahudi hahamlarının foteri var. Terek. Yani bir siyasi lideri çenene düşürmezdi onu. Öyle çengel. Şimdi bu bez parçasını, foterin bir bez parçası olup olmadığını o siyasi lidere sor. Ne demektir o? Hani el kol hareketi ne var lan, basittir. Git onu böyle çeketinde şöyle elini soranlara sok. Şey sor. Elin niye böyle duruyor? Saftilik sensin sen. Sensin sen. Sen bilmiyorsun bunları. Bilerek, onlar çok iyi biliyor. Bilerek yapıyor tabii. Anladın mı? Yani bez parçası uğruna adam kafası alınır mı? Şapkayı takmadın diye adam asıldı mı asılmadı mı? Asıldı. Eskili Atif Hoca. Ha o zaman sorun bu ne demektir? Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Ebu Cehil ve Etba alametimiz olacak. Muhammed nasıl alamet yaptı? Sarık. O zaman o alameti küfürdü. Yani o Muhammed'in zıttı. Muhammed'in zıttı da değil. Muhammed'in Allah'ına reddeden anlamını taşıyordu. Yani o tamamen alamet olmuştu. Sonra diyelim Yunanistan bayrağı Türk bayrağını yaktı. Size ne ya der. Kumaş benim. Benim devletim de. Bu kumaş sizin mi ki bağırıyoruz? Ben boyadım. Yakıyorum. Peki tamam senin de niçin diyemiyorsun? Ama bir unvandır o. Bu alamettir o. Yani tamam bir iradeyi temsil ediyor. Tamam. O fotel de bir şeyi temsil ediyor, bir manayı temsil ediyor. Bir geleneğin ifadesi, bir ruhun, bir ideolojinin, idealistliğinin simgesel halidir. Yani biz bilmiyoruz. Yani bilmeyen ne diyor söylüyor. Ya ne var canım bunda? He? Git onu iddia edenlere sor. Asılan İskilipli Atıf Hoca'ya sor. Neymiş? Ha? Demek ki zahirde gözüken davranışlar veya giysiler bir şeyin unvanıdır, sembolüdür, alametidir. Ha? Onun simgeliyor. Pantolon değil mi abi? Pantolon da öyle. İtalyan paloçosunun pantolonunun giydiği milleti şehirde güldürmek için giydiği bir alam şeydir. Rotami için. O düşük pantolon. Mesela belden düşük olanlar için o pantolon da değil, o da unvandır. Lut kavmi eşcinseldir. O kendisini tanımlamak için, tanıtmak için ben buyum, buna müsaitim, böyle düşünüyorum, müsaitim. Anlamında arkadakilere ifade ediyordu. Düşük pantolon. Onun için ya Amerika'daki Yahudi bunu bulan, bunu da dedi Müslümanlara giydirdim ya dedi. Tamam. Buna da bakın camilere secdeye gittiği zaman adamın hiçbir şeysi kalıyor mu? Ne donu kalıyor ne bilmem organı. Hepsi dışarıda. Küçük oğluyla gelmişti abi. Adamın açılıyor arka çocuk Allah razı olsun kapatıyor polisiyle. Açılıyor kapatıyor. Ben buyum diyor. Ya abi ne var ya pantolonum? Tamam kardeşim, sana bir şey demiyoruz. Biz insaf ehli olan, bilmek isteyen, bilmiyorum diyenlere söylüyoruz.
Sen zaten biliyorsun. Ne olur kapat, dinleme beni ya. Beni dinleme. Bir tarihi sürecin, bir tarihi bir zihniyetin, bir ideolojinin ve idealistliğin simgeselliğini sen anlama. Sen mutfak, tuvalet, yatak iş, bu dikdörtgen için yaşa öyle. Orada görürsün. Orada öğrenirsin ama. Bu şapka idealistliğin değil, ideolojinin simgesidir. Yani idealistlik benim gibi düşünmeyebilirsin. Sen ben. İdeoloji ise benim gibi düşünmeyen ölür. Hakkı yoktur yaşamaya. Demek ki bu eşyalar gizli olan kalpteki o hislerin dışa vuruşları olduğundan hatta illet olmayan esbab-ı zahiri illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rüküye mani olan, yani rükünün tamamlanmasına mani olan bir kısım zunnarlar. Yani bel şeyleri, palaskalar bir kısım ama hepsi değil. Ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi ne demekmiş? Şu demekmiş Mehmet abim. Ubudiyetten istina. Ben bu işte yokum. Ben işte alakam yok. Ubudiyetten istina Ömer abi. Küfre teşebbü. Ya benim için ya bu küfür alameti hiç bilmemiş. Bu söz küfür söyle. Ya boş ver. Benim dünyamda bir alamet malamet yok. Allah var bir de yok. Vardır tamam. Alamet malamet yoktur. İman gider. Ne gider? Zannediyor. Demek ki ubudiyetten istina biterken uzak, küfre teşebbü, küfre yakın, bu kafirlerdenim ben de alameti emareleriymiş. Gizli olan o sıfat-ı küfrenin yani kalpte münafık mı değil mi? Ebu Cehil ne dedi? Ta benim gibi düşünüyorsanız da fark etmez. Ebu Cehil diyor ki benim gibi düşünmenin alameti dediğim gibi olacaksınız. Kendi hallerini bırakmadım. Benim gibi düşünüyorsanız tamam. Tamam ne yaparsanız yapın. Demedi ne dedi? Dedi ki benim gibi düşünüyorsanız dediğimi yapacaksınız. Niye peki kendi halini bırakmadı? Ona işte sıfat-ı küfrenin yok olduğuna katiyetle hükmedilemediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Sistem böyle. Ve insanın fıtratı ifrat, tefrit, vasat sistemi eylemlerle düzelir. Yaşantı itibariyle mesela ifrat duygumuz var. Diyelim ki hangi ubudiyet namazda veya şefkatte veya hayada veya muhabbette, aşkta ifrat tefrit vasatı nedir? Mesela diyor ki Allah Resulü aşık olup da diyor hayasını koruyana şehit olur diyor. Ölse. Şimdi ne yapar? Aşık tamam mı? Böyle onunla beraber olmak ister. Ama haramdır de, bak durur. Eylemler bizim o hissi taşkınlıklarımızı veya kötürüm halini aktif ifratını da vasata getirir. Yapmaya. Mesela devamlı sağ ayağını kullanan futbolcu sağa çalışır. Solunu kullanan, yani niye devamlı antrenman yapıyorlar? Canlı olmak için. Demek ki insanın ifrat, tefrit, vasatını eylemler yapar. Çünkü duygularına ifrat, tefrit, vasatı metre yok ki Mustafa. Nasıl bu şey olacak, o hal? Mesela diyorsun ki, abi bir yerdeydik, bana diyorsun. He, vallahi aklı izahım yok ama vallahi o ortam hiç hoşuma gitmedi. Bunu haletin, çünkü daha önce şekillenmiş bir haletinle olur bu. Bak bir daha, her bir hissin ifrat, tefrit, vasatı var. Her hissin ifratı şeytandandır, tefriti nefsindendir, vasatı Rahman'dandır. Bizi o üç tanesinden halde ikisinden koruyup vasata koyma, hangi, nasıl bir yöntem, nasıl bir antrenman yapalım ki vasata duralım? O eylemdir. Eylem bizi vasata koyuyor. Yapa yapa, yapmaya yapmaya.
Mesela Ömer abi sabah namazına kalkar saat kuruyorsun abi. Çoğu zaman inanıyorum saat gelmeden uyanıyorsundur. Öyle mi abim? Öyle. Çünkü niye? Artık his buna göre şekil almış. Su kaba göre şekil almış. Kalp eylemdir. Su histir. Ondan sonra buzdolabına koy, donar o şekilde. Başka geçiyorum başka yere. Ya abi insan o ifrat olan şeylerini eyleme geçirmedikçe vasata getirmesi mümkün değil. Mümkün değil. İlla ki eylem yapıyor. Kesinlikle. Yani demeye gerek yok. Doğru da değilsen yanlıştasın. Eğer namaz kılmak farzdır demeye gerek yok. Kılmamak haramdır. Yani eylemde olmayan bir şey ya ifrattadır ya tefrittedir. Mesela diyelim ki sıkıntısı var psikolojik. İki şeydir. Başka olamaz. İki şeydir. Ya kendi kabuğuna çekilmiştir. Odasından çıkmaz. Kendi halindedir. Kendi kendini yer. Bu tefrit. İfratı ise dışarıdadır, eve girmez, kendisini de sorgulamaz, yakışır mı yakışır demez. Hep saldırgandır dışarıda. Vurur, kırar, hırçın doymaz. Hırs zanneder ki, siz zanneder, ulan ne dünya perest ya. Ne dünya perest adam ya, gece gündüz çalışıyor. O psikolojiktir. Mesela babalarımız, yaşlarımız der, sizin için çalışıyorum canım. La benim için ne yapıyorsun 60-70'ten sonra senin dükkanda şurada tarlada ne işin var? Git de Kur'an oku dershanelerde, camilerde. Hatim indir lan sen. Bırak şey okur ya. Ne bizim için? Ya sizin için. Alır orağı, çay orağını alır tarla. Ne için gidip? Orada dünya perestlik hissini tatmin ediyor. Ama şeytan da o evladım için çalışıyor. Kimse evladı için sebabı kaybetmek istemez. Kendin için uğraşıyor. Diğerleri hikaye. Kandırıyoruz kendimizi. Eylem yoksa his ya ifrattadır ya tefrittedir. Mesela yapa yapa namazımızı kılma. Diyelim ki tavuk tane toplar gibi namaz kılıyor. La bir dur ya. Dur ya bir tane, sen Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, nasıl diyorsun ya, nasıl dedin ya, ben bir tane diyemeden sen üç tane demiş oluyorsun, kalkıyorsun. Dur ya, öyle alıştım diyor. Ha yapa yapa, bu sefer diyor, bir söylettiriyorum tamam hakikaten, diyor ya biliyor musun, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, diyor ya, tamam ben yapamıyorum. Çünkü ben alışamadım, o alışmış. Ha yapa yapa alışmış. Yani bugünkü ders insandaki, kalbindeki o hisleri ifrattan, tefritten korumanın yolu eylemle olduğunu gördük. Tamam. Şimdi çalışarak geldim ha. İkincisi. Hazır mısın Nizam? Tamam. Bugün sizin oralardaydım. Onlara da baktım ama müşteri gibi bir şey vardı, girmeyeyim dedim. Hiç kimseye şey yapmadım. Yalnız caddedekileri yetti bana. Çarşı, kolumdan tutan o eski teneffüs ettireyim. Var ya böyle yapanlardan var diye geliyorlardı ya. Ha, o adamları. İki tanesi gördün. Ya nasıl hakikate bırakmışlar. Dedi illere götüreceğiz hocam dedi ya. Evime götüreceğim diyor. Annem yok diyor. Annem var diyor bana. Ne kadar acayip, o kadar minnettar olmuş. O var ya, anladın değil mi? Bırakmamış, hocam her şeyi bıraktım dedi. Çok iyiyim diyor. İyi be öyle diyor. Az namazlar kaçırıyorum ama ekserette kılıyorum diye. O namaz kılıyor. Baktım elinde, ulan evi tanıyor ya, mafya ya. Dedim ne var yani? Alışveriş yaptım dedi. Gördüm, hocam dedi, artık evimizin kapısını biliyoruz. Ha şimdi ne hem buna delil olsun hem teneffüs ettirdim. Nedir o? Adam gele gele hislerini vasata getirdi kısmen. Biraz da kitabı kısa, biraz da devam etseydi.
Buna delil 15 günde bir ihlas okumaktır. O hissi vasata getirmektir. Tak, tak, ifrat etme, tefrit etme, ifrat etme, tefrit etme, gel buraya, gel buraya, getir. 15 günde bir insan haleti değişiyor. En geç. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Sayfa 75. İnsanın kıymetini, bir cümle okuyayım. Kaliteli adam kimdir? Bak şimdi. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef ihtiyaz ettiği maksadın derece-i emniyetine bakar. Buna ait istersen atölye çalışması yapalım. Ne dersiniz? Tek tek mi okuyayım yoksa komple yuvarlak der misiniz? Abdülkadir. Ne anladın abi bundan? Yani hedefin ne kadar âli ise sen de o kadar âliysin. O kadar âli. Tamam hedefim şey, peygamber olmak. Makam-ı mahbubiyetin zilli altına girebilirsin. He? Peygamber olmak olur muyum peki? O çalışmakla olan değil, o verilendir. Ha. İmkan dairesi içinde. Ha, eylemde. Ha, hedefin neyse sende olsun diyebilir miyiz? Bu sende demiş Allah'ım galiba, Hazreti Ali mi demiş? Hani hedefi yemek olanın kıymeti çıkardığı kadar. Evet. Bir şey. Hazreti Ali'nin. Kimin himmeti midesiyse diye. Evet. Nokta. Diyor ki, kimin himmeti midesiyse. Mideden başka bir şeysi yoksa yani, midesi ise Hazreti Ali'nin sözüdür diyor. O zaman bir insan ki hedefi ağaç ise değeri o ağacın çıktığı, elde ettiği, ürettiği şeylerdir. O kadar adamın değeri. Kimin himmeti diyor midesi ise onun değeri de çıktığı kadardır. Nereden ne çıkıyorsa. Ağır değil mi? Ağır. Peki bir daha okuyorum. Mustafa sana geldim gene. Hedef şey de geçmeden. Mesela hedef ittikaz ettiği diyor ya mesela. Ya adamın hedefi yok. Kıymeti yok, hiçbir şey yok. Ne dedin abi, kim ne dedi? Adamın hedefi yok dedi. Evet. Bak, insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyeti de, mahiyetin değeri ise himmeti nispetindedir. Himmet. Himmeti ise, himmet nedir? Gayret. Gayret. Mahiyet nedir? Özelliği, sıfatları, içsel yapısı. İnsanın mahiyetini, insanın mahiyetini tayin eden, insan kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetinin değeri ise himmeti nispetindedir. Himmet, gayreti. Himmeti ise, gayret ama herkesin bir gayreti var. Adam küfre gayret ediyor. İnkara da gayret ediyor. O da o sırada değeri odur işte. Firavun ne mutluyor. Himmeti ise himmetini belirleyen nedir? O adamı canlı tutan şey nedir? Hedef ihtiyaz ettiği maksadın derece-i emniyetine göredir. Peki maksadı nedir? Geri git şimdi. Bir insanın bir maksadı var. Kendini memnun etmek. Para yığmak. Fare insanı gibi. Pergel insan. Ben merkezliğinde dönüyor. Fare insan ama o toplayan. Evet toplayan. Fare. Fare insan. Ahmak ama. Ahmak da niçin ahmak? Bizim Karadeniz'de kestane ağaçları dağda her tarafta var. Kestane. Kim ekmiş ki o kadar çoğalmış? Fareler ekmiş. Şöyle fareyi toplar şey kestaneyi. Koyar buraya. Bir tane de getirecek ya depolamak için. Ölçü güneş yapar. Kalkar iki ayağın üzerine. Güneşe bakar burada. Şimdi gider bir tane de getirir. Bunu yanına koyacak ama güneş kaymış. Buraya gelmiş. Bu sefer burada zanneder. Buraya denker. Zanneder ki onun yanına getirdim. Onun eline akşam bir tane olur. En son diktiği. Sonra bahar geldiği zaman bir bakarsın ki Ömer abinin tarlasından kestaneler fışkırıyor. Biz mesela çocukken filiz olan kestanenin hemen yanına parmağımızı sokardık. Hemen yanında kestane, hemen tam içi bitmeden onu alırdık. Ağacın kenarına kopartırdık. Nasıl filiz çıktı? O farenin topladığı kestaneyi biz yerdik.
Yani hemen filizlerin bir kenarında o kendi aslı durur. Onun da demek ki özü içinde nefsine var. Niye söylüyorum? Bak, adam bir hedefi var. Kendisi. Onun himmeti kendisi, kıymeti de kendisi kadardır. Adam hedefi Allah. Rıza ilahi. İnsanların sıkıntısından kurtulmak. Ona yardımcı olmak. İnsanların ülfet ettiği dine, Risale-i Nur'a, yani kendisine değer vermemiş, kendisine ülfet etmiş. En berbat şey de o. Risale'e değil, Kur'an'a değil. En berbat olan da şeydir. Kendisini ülfet etmiş, kendisiyle. Kendisine anlam verememiş yani artık. Ya tamam da ne yapacağım yani, ne ya tamam. Yani kendisine bir değer vermemiş. Kendisi nazarında kendisi değersiz. Ne ya bu ya, işte. Diyor. İşte bir gayr Mustafa da çıkıyor diyor ki sen bak kalitelisin. Sen muhatap ilahisin. Kendini hakir görme. Sen zübdet-i alemsin sen. Sen kendini hakir görme. Bak Hazreti Ali ne diyor? Ondan sonra diyor ki 190 kaçtı. Adam özelliğini yitirmiş. Diyor ki ve tes'umu enneke cirmun sahirun ve fiken taval alemül ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. İmam Ali radıyallahu anh emrettiği gibi. Kendini hakir görme. Sen zübdet-i alemsin sen. Ha, şimdi hedef kendisini ne işe mi yarayacak canım bu ders? Kendine değer verdiği nispetle kendine yakışır şeyleri hedef yaparsın. Hayatta en büyük gayen daire, en büyük gayen araba. Basit bir adamsın. İnsanın gayesi olabilir mi bu? 18 bin alemin cemil cemisin, hedefine bak. Çalışabilirsin. Hedef olmaması lazım. Çünkü niye? Hayatından daha değerli neyin var? Hayatın gitti mi aşağıdaki Mercedes kasandaki para bir şey yarar mı? Yatın, katın, atın, işin bir şey yarar mı? Öldün daha öldün. En kıymetli sermayesi insan ömrüdür. O zaman insanın en kıymetli değeri ömrü ise bu ömrünü kıymetlendirmek için, sermayesine sermaye katmak için hayatından daha değerli bir şeyi böyle değil. Daha değerli bir şey hayatına gaye yapmalı. O gayeye göre insan değer alır. Eğer gaye böyle ise bu gayene varırken insan iken önüne gelen birbirisine gelen sıkıntılar basamak olur. Çünkü hayata anlam vermişsin, anlam yüklemişsin. Deniz kenarında ev yaptın sonra küfür ediyorsun. Niye dalga geliyor? Niye dalga sesi geliyor? Eğer deniz kenarında ev yaparsan dalga sesi çok duyarsın. Çünkü bu bunun gereğidir. Bir hedefin var. O hedefe göre dünya ve hadiseler sana basamak olur. Niçin? Hayatta niçin bulunduğunun cevabı vardır sende. O zaman dersin ki ha bu zaten bunlar olur. Dereye gider laf edersin, kıçı ıslanır derler. Dereye gideceksin hiç ıslanmayacaksın. Ömer abi öyle bir şey var mıydı gece gittik beraber? İstanmamak mümkün mü? Sen balık tutmak için balıklama düştün hatırlıyor musun? Bu bunun gereğidir. Aa istandım. Ya hakikaten mi? Eğer hayat anlam yüklemişsen, yani niçin burada bulunuyorum diyorsan, nereden geldim? Sonunda nereye gideceğim? Ben kimim? Burada ne yapacağım? Sorusuna verebildiğin cevap senin kaliteni yükseltir. Ne işine yarar bu? Hedefin değişir. Kendisi emniyetsizse nasıl anlarız? Biraz önce şapkadan misal. Adamın basit şeyler hedefi ya. Niye? Basit adamdır. Basit adamın düşmanı da kaliteli olmaz. Basit adamın dostu da düşmanı basit olur. Kaliteli adamın düşmanı da dostu da kaliteli olur.
Yani bu ne işime yarayacak? Eylemi seviyorum ben. Eylemsel psikolojiden bahsediyorum ben. Yani bu ne? Himmetim ne olacak? Eğer kendine anlam vermişsen, kendine değer vermişsen, bu ömür sermayesini bade heva şöyle dursun, çapını genişletip daha değerli kılmanın sebebi daha kendinden daha değerli bir şeyi gaye yapmandır. Kendinden daha değerli bir şey nedir? Rıza ilahidir. Rıza ilahidir. Cennet olamaz tövbe. İnsandan özür dilerim yani. Olamaz çünkü cennet hizmet alınan makamdır. Hizmet alan insandır. Bu binadan hizmet alıyoruz, içindeyiz. Soğuktan yağmurdan koruyor. Biz ondan kıymetliyiz. Bizim için var bu. Yani insan kendisine değer verme nispetinde hayatta gayesi olur. Hayattaki gayeleri insanın kendine verdiği değeri gösteriyor. Anladın mı Ömer abi? Ömer abi hani diyoruz ya, ya şuna bak ya, neyin peşine koşuyor? Ona sor, ondan daha büyük hayatta gaye olmaz. Hatta bu saatte gelirken sen görüyordur kahvede. Şuraya bak ya, bak geçiyorlar. Piştiyattan, bak bak kafayı yediler, bak nereye gidiyor. Ama kendisine yapıyor. Anladın? O doğru mu diyor? Doğru diyor. Kendi aleminde, sen de doğrusun. Çünkü onun bir hedefi var aşağıda. Kendisinden daha basit şeyi hedef almış. O zaman her eline geçeni aşağı doğru merdiven olmuş. Ama adam kendisinden daha değerli bir şey hedef yapmış. Her üst üste gelen ona üste götürecek merdiven olmuş. Ha demek ki kimin hedefi neyse gayreti de o cinsten olur. Gayreti o cinsten olan adam o olur. Varamazsa da ruhu olur. O olunca da öyle muamele görür. Öyle kaliteli olur. Kaliteli adam. Ferafillah. Evet. Ya kaliteli adam. Dedim ne yapıyorsun ya? Niye derse gelmiyorsun? Dedi ki inan kalbim seninle beraber. Ona kalbini ver Allah'a da, ben onu istemiyorum. Ben kalbini ver demedim. Kalbini Allah'a ver. Ne yapıyorsun? Ya balık tutuyorum dedi. Galata görüyorum, sen balık tutuyorum. Niye dedi? Hani akşam, akşam balığa gidiyorum. Gündüz ne yapıyorsun? Gündüz gel. Gündüz de yatıyorum dedi. Niye bunu yapıyorsun? Emekli oldum dedi. He. Doğru lan, haklısın. Çok haklısın. Çok çalıştım fabrikaya. Tabii hayatının sonunda böyle Galata Köprüsü'nde balık tutmayla orada dedim ecel de gelirse lap deyin orada hakikaten değer dedim bu yolda. İnanmıştır belki. Yok. Haram işliyorum dedi, karşıma çıktı. Yok ben sana itiraz etmedim ki dedim. Ya kardeşim biraz kendine değer ver. Ya. Ben sana para istemiyorum. Biraz kendine değer ver. Kıymet ver. Ne yapayım abi? Kendinden değerli şeylere ömür ver. Seni senden edecek şeylere ömür verme. Seni sen edeceklere ömür ver. Seni senden edeceklere ömür verme. Seni sen edeceklere. Kendi elimle kendimi yitirdim. Yine bulam kendimi. Bak kendi elimle kendimi yitirdim. Yine bulan kendimi, Muhyiddin Arabi diyor. Hiç etsen bak, hep olursun kendi kendimi. Hiç edersen hep olursun kendi kendimi. Yani değer ver yani ki kendine. Nasıl? Senden daha değerli şeylerin peşine koş. Bir de bulamayacaksın bu sermayeyi. Gazali'nin tabiriyle ölünce bir de insan olamayacaksın. İnsanlığının kıymetini bil. İnan bulamayacaksın. Bir gün gelecek böyle nefes, aha gitti. O kadar. Bir gün birisi beni arıyor akrabamdan. Abi diyor, benim bir arkadaş vardı diyor. Arkadaş, her yere beraber gidiyorduk. Ya zıkkım nereden kontrola gibi bir MR çektireyim dedi. Kafasında bir şey çıktı malum. Şimdi dedi ne evden çıkıyor, ne yapabiliriz diyor. Evden evden çıkmıyor. Zaten MR'da siyah bir şey leke çıksa, kanser bile olmasa, zaten adam 3 günde kanser olur.
kanser olmasa bile kanserim desem bitti. Peki niye çöktü bir anda bayram? Niye biliyor musun? Çünkü onu hayatta tutunacak, onu tutacak. Bir daha kendisi tutunacak otobüsteki tutan veya hayat onu tutacak, kendisine daha değerli bir şey kay olmamış. Kanserim ama devam ediyor. Başka bir adamı söyleyeyim. Neydi? Süleyman abim yok, Selahattin abi. Yok, Seyli baştan bir abi. Bizim pazar ilçesine nurculuğu getiren, sebep olan. Rüştü abiye de sebep olan. Ondan sonra diyor ki, adını da unuttum ya. Abi dedim, nasılsın, iyi misin? Ben de 20 küsur yaşındayım. Ya vakıfız, bilmem ne falan, havalardan. O adama bak. Dedi ki, nasılsın dedim, yatıyor ya. Adamı nasıl tutunmuş, nasıl hayat kaldırmış onu, kırko gibi. Hızır olmasın. He? Hızır abi olmasın. Hızır abi değil bu. Seyle başlıyor da böyle, ya abi işte Rüştü abi yaşadı. Hızır abi, Rüştü abiden küçük. Dedi ki, özür dilerim, öyle yaptı. Hasan kardeşim dedi, kardeşim. Bir damla pis sudan yapılacak, onun üzerine kurulan şu beden denilen diyor. Sarayda ben başka bir şey beklemiyordum ki dedi. Teris oluyorum dedi. Onun için bu hayatımda daha değerli hayatı gaye edindiğim için inandığıma gidiyorum. Niye üzüleceğim ki dedi. Allah, sanki ben hastayım. O bana teselli ediyor. Ya. Onu bulmuşsun efendim. Acayip bir şey ya. Bir damla pis suyun üzerine diyor, ismini de veriyor. Ona vücutta ne olur ki dedi. Bundan daha fazla ne bekleyeceğim? Benim bu kadar taşı yeter diyor ya. İnandığıma gidiyorum dedi. Vay be. Biz inandığımıza gitmekten korkuyoruz. Ötekisi de evden çıkmıyor. O da adam. Diyor ki, değerli hocam. O da öyle kanser şey. Ustanın iki defa elini öpmüş. Çok acayip birisi. Fıkıh kitabı da var. Ama ne nurcu ya. Ziyaret ettim. Yani son günler bir daha o görmemiştim ondan sonra. Dedi ki Hasan kardeş dedi. Şimdi dedi akşamı kırdın geldin hastane. Aşağıda Bodrum'da. Ders dedi yatsıdan sonra değil mi dedi. Evet hocam dedi. Hadi sen dersini yetiş. İsterdim bana bir paragraf okuman ama derse git dedi. Sakın dersi bırakma hiçbir zaman. Aa benim bitti dedi dersim. Derslerim bitti. Ya şimdi niye bunu şeyde ve keseceğim? İnsan hangi şeye teveccüh ederse onun ile bağlanır ve onda fani olur. Bu sıra binaendir ki İnsanlar hasis ve cüzi şeyleri büyük adamlar isnat etmezler. Ancak esbaba ve vesaile atfederler. Sanki hasis işler ile iştigal onların vakarına münasip olmadığı gibi cüzi şeyler de onların azim himmetlerini işgal etmeye layık değildir. Mesela Allah sığırı niye yarattı? Sineği niye yarattı? Allah'a yakışın falan. Acayip bir şey. Onları şey yapmayacak. Çok güzel bir misal veriyor. Ben tamam kestim de. Ama misali zikredeyim. Çok hoşuma gidiyor. Usta dedi ki, ya Allah bunlarla niye meşgul oluyor? Büyüklüğünden dedim. Burada var ya. Allah sinekle böyle böceklerle. Niye meşgul? Hani nurculara diyorlar ya. Geçenlerde gelmişti ya. Sineklerle, böceklerle, çiçeklerle ama sonra ne yaptı? Hayretler içine kalıyorum dedi. Değil mi? Ömer abi hatırladın mı? Ya. Şimdi Allah bu sineklerle, böceklerle niye meşgul oluyor? Yani nurcular niye meşgul oluyor? Kur'an meşgul oluyor. Üstad çok güzel misal veriyor. Diyor ki, azametinden ve büyüklüğünden ve kemalindendir diyor. Niye? Güneş düşünün dağlara, büyük yerlere vuruyor. Ama sineklere, ufak yerlere, taafun etmiş yer, gübreliklere vurmuyor. Güneşin basitliği değil midir? Küçüklüğüdür. Büyüklük nedir? Her yere vurur, hiçbir şey ondan eksik olmaz.
bir yere vurup bir yere vurması azametini körelttir. Azametindendir, büyüklüğündendir, kucaklayıcılığındandır, merhametindendir. Ama sanat itibariyle sinek filden aşağı değil ki. Belki de diyor sanat itibariyle geçer. CD mi yapmak yoksa çip mi yapmak abi kabı telefonların ufak. Ufak yani. Sinek de ufak file göre. Yani yumurtadan piliz çıkıyor 1,5 kilo. Filin menşe bir damla su, damla da değil bir hücre. 6,5 ton hayvan çıkıyor. 6,5 tonu gözükmeyen hücrenin içine sıkıştırmış, kocaman bir yumurtaya da 1,5 kilo pili çıktırmış. Azametindendir, güneşin her yere vurması büyüklüğündendir. Yoksa küçük olurdu. Bu kadar şey yapalım. İnşallah yarın ne? Yarın cumartesi. İnşallah yarın Missis'teyiz. Adana. Pazar günü Osmaniye'deyiz. Programı söylüyorum. Öğleyin burada her öğleyin ders var. Öğle namazına mutakip ders var. Eğer psikolojisinde sıkıntısı olan, canım sıkılıyor kontrol etmiyor. Burada bir yapmıştık. Serbest bölgeydi diye. Pazar günü sabah namazından sonra Reyhanlı'da öğretmen arkadaşlarla soru cevap tarzında şeylerini o ben dersi sunacağım. Allah'a nasip ederse eğer isteyen istediğini sorabilir. O geleceğin en güzel projelerinden birisidir. Gelecekte insanlar onu okullarda vesaire tedavide kullanacaklar. Kullanmaya mecbur olacaklar. Zira şu andaki tıp sıkıntıdan kaçmak için sistemi devre dışı bırakıyor. Oysa serbest bölgede sıkıntı insanı olgunlaştırdığını onunla tanıştırıyor. Yöntemini, sistemini öğreterek kullanmayı öğretiyor. Çünkü kullanmayı bilemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz hiçbir şey sizin de değildir. Reyhanlı yapacağım sonra demeyin. Ay buradakini kaçırmış olabilirsiniz. Burada öğlen mi yapmıştık abi? Geçen hafta öğlen yapmıştık. Onun aynısına benzer ama ortamın ve sorularına göre şekilleniyor. Ondan sonra o yapacağız serbest bölge diye. Yani sistemi tanıdığın zaman sistemi kontrol etme yetisi ve etkisini alıyoruz. Hak ediyorsun onu yönetmeye. Eğer bilmiyorsan çarnaçar İlaçla komple her şey sistemi devre dışı yapmak oluyor. O da çare değil. Aklı devre dışı yaparak kimse akıllı olmuyor. Anladınız mı? Aklı devre dışı yaparak kimse akıllı olmuyor. Zira aklın aklına bela olursa bu aklınla bela aklı def edemezsin. Kötü düşüncelerinden kurtulmak için düşüncelerin sana yetmez. İlle sistemi bileceksin ve sahibine teslim edeceksin. Sahibinin projesiyle, kataloğuyla, malzemesiyle yöneteceksin. Buna delil cemiyettir. Yoksa bir şansın yok. İşte o olacak. Yani Risale-i Nur'daki imani mevzular, tefekkürü mevzular, bir de böyle ya ben muşakas istiyorum. Ben yapıyoruz mesela bak vefanın ifrat tefriti neymiş? Nasıl şey yaparız, yönetiriz? Ben ifratta mıyım, tefritte miyim? Bayramdan çıkıyorsun, bayram namazında. Hiç dostlarını aramıyorsun. Tam son günü, 4. günü bayramın, vefa ya. Veya bir ihtiyacın olduğu zaman, bir ay sonra, abim, geçmiş bayram mübarek olsun. O geçmiş kardeş. Çıktı mı? Bak onu nasıl yönetiliyor? Tamam. Peki. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة